Arabuluculuk ve konkordato birbirinden bağımsız kavramlar. Bir tanesi alternatif çözüm yolu iken, konkordato ise bir şirketin veya ticari işletmenin esasına ilişkin bir durumdur. Dolayısıyla o şirketin veya ticari işletmenin varlığının devam edip etmeyeceğini belirler. Ve aslında o şirket ile alacaklar arasında yapılan bir sözleşme gibidir. İngilizce'deki contract anlamından gelir, konkordato kavramı. Dolayısıyla arabuluculuk ticaret kanununda da sayılan maddelerden olmadığından dolayı konkordatoyu etkileyeceğini düşünmüyorum ben. Bunun sebeplerinden bir tanesi, konkordato kararı verilmiş bir şirket için zaten herhangi bir yargılama veya başka bir talep öne süremeyeceğinizden dolayı arabuluculuğa da gitmeniz bir anlam ifade etmeyecektir. Diğer yönden konkordatoya gitmek için de arabuluculuk sistemini işletmenize gerek yoktur. O yüzden konkordatoyu pek etkilemez ve ayrıca tabii şu anda konkordato ilan etmekte bayağı zorlaştırıldı yeni geçen kanunlar çerçevesinde. Dolayısıyla ikisi birbirinden bağımsız kavramlar olduğundan dolayı pek bağdaşacaklarını zannetmiyorum. Belki şu da bir durum olabilir. Sonuçta konkordato alacaklar ile şirketin anlaştığı bir durum olduğundan dolayı belki arabuluculuğa başvurarak en azından bir kısım borçların silinmesi, indirilmesi veya mutabakata varılması konusunda kullanılabilir. Esasen birleşmeseler bile birbirlerini tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Ama bu tabii uygulamaya yönelik bir şey ve hani uygulama ile Yargıtay içtihatlarının nasıl olacağıyla şekillenecek bir durum. O yüzden şu anda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Konkordatoya başvuruldu ve komiser atandıktan sonra bir mühlet zamanı var. Konkordato sözleşmesinin hazırlanması için. Bu aşamada konkordatodan haberi olmayan veya konkordatoya dahil olmak istemeyen alacaklar arabulucuya başvurarak şirket sahibinin veya yöneticilerinin bir toplantı ayarlanması, bir görüşme ayarlanması ile beraber talep ettikleri alacağın ödenmesini sağlayabilirler. Alacakları belki düşük kalemlerde olabilir veyahut da gerçekten hakkaniyete uygun tahsil edilmesi gereken bir durum olabilir. Dolayısıyla o konkordatoya girmeden bu alacakların kapatması yöntemi işletilebilir. Çünkü dediğim gibi beraber yani arabuluculuk yargılamaya alternatif bir şey değildir. Harici bir işlem olduğundan dolayı bu şekilde işletebilirsiniz.